güneş müftüsü derlermiş. Bu itibarla ekranlarda pek çok çeşitli konuşmalar söyleyen, hükümler söyleyen, bir takım meselelere temas eden öğelerini biliyoruz, duyduk ki efendim bu mevlüde ne hacet var? Kur'an hakmediyorlar. Hocam kaç defa münasebeti yakaladıkça bu Sarı Hacılar köyünden gelmiş geçmiş olan, bu köyün mezarlığında yatan analarımıza, babalarımıza, ninelerimize, dedelerimize Fatiha göndermiyor muyuz? Gönderiyoruz. Şimdi özellikle şu yaklaşan Ramazan-ı Şerif münasebetiyle söyleyeyim. Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumasını bilenler geçmiş usulüne ve kaidesine uyarak okuyamayacak durumda olanlar Fatiha ayet numarası itibariyle arz ediyorum. İbrahim suresi 41. ayetinden bir takım sivil sivil şeyler söyleyenlerin hafız olmuş olan bir Efendimiz onu tarif ederken şöyle buyuruyor. Malumatlandırır. Cennetler yaptılar. Hayırlar işlediler. Dualar ettiler. Ben yetkililerimizden onlar yaptılar. Taşlar nasıl gördünüz ya? Şimdi? Ak taşı var. Şey, dövme gibi. Şu da var burada ya. Üç. Bugün Sarı Hacılar, Akseki'nin Sarı Hacılar mahallemizdeyiz. Bugün buranın burada toplanmamızın en büyük nedeni seneler önce Akseki'den çıkıp ekmek parası için büyük kentlerimize göç eden ve orada barınan 800 yıllık bir tarihi olan köyümüze her sene yapılan Sıla-i Rahim ziyaretindeyiz. Bugün dışarıdan gelen Sarı Hacılar burada toplanıp atalarının topraklarında, kendi evlerinde Sıla-i Rahim yapmaktalar. Bu aslında Türk töresidir. Dışarıdaki insanların her sene gelip kendi topraklarını ziyaret etmesi. Sarı Hacılar çok büyük bir geçmişe sahip eskinin. Çok büyük ekonomik zincirinin içinde olan Akseki'nin bir köyüydü o zamanlar. 800 yıldan fazla bir geçmişe sahip ve burada bu havalinin pazarıydı. Burada çok büyük ekonomik dengeler vardı. Zamanla yörenin nüfus kaybetmesinden dolayı köyümüz çok küçüldü, mahallemiz çok küçüldü, hemen hemen yaşanmaz hale geldi. Ama bu köyde yaşayan insanlar 3. 4. jenerasyon köylerini bırakmadılar. Her sene buraya geldiler ve Sıla-i Rahim'i yaptılar, mevlitlerini okuttular, pilavlarını dağıttılar, atalarını, dedelerini, ebelerini andılar. Onların ruhuna birer Fatiha gönderdiler. Şimdi o günlerden birisindeyiz. Bugün zevkle, sevgiyle burada toplandık. Bizim köyümüzün çok özel, önemli tarihi ve turistik değerleri var. Akseki yöresinde çok önemli olan bir mimari çeşitlilik olan bu düğmeli evlerimiz burada çok önemli bir yekün tutmaktadır. Çoğu yıkılmış olan bu eski evlerimiz şimdi uzun zamandan beri
yavaş yavaş onarılarak hayata geçirmek durumundayız. Akseki Belediyesi, Akseki Kaymakamlığı, Turizm Müdürlüğü hep birlikte bu şehri, bu köyü ayağa kaldırmaya, bu mahallemizi ayağa kaldırmaya uğraşıyoruz. Fonda da gördüğünüz yapı eski bir evimizin onarılarak kullanılır hale tarih gün yüzüne çıkarılması olayıdır. Burada müzemiz de var, yeni etnografya müzemiz var. 5000 parça materyalden oluşan bir müzedir. Akseki tarihini hatırlatır, Türkiye tarihini hatırlatır, Anadolu tarihini hatırlatır. Buranın şu anda onun üzerinde ev onarıldı, rehabilite edildi ve turizm sektörüne sunulmak üzere hazırlandı. İnşallah bundan sonra aynı hızla bu restorasyonlar devam etmektedir. Buranın bir özelliği de burada eski İpek yolunun bulunduğu bir bölgedeyiz. Burada köyler birbirlerine taş döşemelerle bağlıdır. Yürüyüş parkurları vardır. Bu parkurların da yeni rehabilite ediliyor. Bunlar tamamlandığı zaman burası tam bir turizm destinasyonu haline gelecektir. Ve Akseki'yi, köyümüzü, mahallemizi, mahallelerimizi çok büyük bir zevkle ve heyecanla bu olaya hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Biz halkımızdan da destek görmek durumundayız. Bizi enforme etmeliler, bize yardımcı olmalılar ve burayı Akdeniz Çanağı'nda artık deniz turizminden çok hem tarihi hem de otantik yaşantısıyla bir köy turizmine geçirmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü Akseki'nin torosların üzerinde yemyeşil, el değmemiş doğasıyla bu işe çok yatkın bir yöredir. Ben bunun için herkesten rica ediyorum. Akseki ile ilgilensinler. Aksekimizle haşır neşir olsunlar ve duymayan insanlarımıza duyursunlar. Bu fırsatı yakaladığım için çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Akseki'ye, Sarıağacılara, Akseki köylerimize, Aksekimizin yaylalarına bekliyoruz. Herkese çok selam. Derinden çalışıyordu falan ama burada oynuyorlar. Ne halk bir şey. Şurada orada oturuyor. Mekik ya. Mekik işte. Çekme aşağı dur. Ben de sanırım. Böyle bir roman ben de şimdi. Sahibi diye hatırlayın. Elif. Beğendin mi? Biraz da parkın içinde de fotoğraf çekeyim bari. Şey oradan da çek biraz. Şöyle bakalım bulabilirsek. Maraş'ta kız bulmuş geldi bana evlenmeye. Nerede buluşmuş? Karışanlığa bak. Sen? Onu almadın şimdi yanıma gelirken de. Allah siz kaç senelik evlisiniz? 41. Maşallah. Oo, maşallah. 39 yaşında büyük oğlan. Benim adım Necla Cansu. Ben bu köyün torunları oluyorum. Babamın ismi Ali Rıza Cansu. O bu köyde doğmuş. 9 yaşında mecburiyetten Konya'ya gitmiş. Oraya yerleşmiş. Orada 30 sene kalmışlar. Annemden evlendikten sonra ben oldum. Konya'da ben de çocukken 1944'te İstanbul'a gittik. O zamandan beri İstanbul'da yaşıyoruz. Şimdi büyüklerim tabii hepsi vefat etti. İkinci defa gelişim bu caminin toplantısına. Bu köyün de mazisi biliyorsunuz haritadan silinecekmiş duyduğuma göre. Onun için çok ilgilendiler akrabalar, hemşeriler. Onu durdurmaya çalıştılar ve gelip burada biraz evleri tamir ettiler. Ondan sonra da her sene burada bir mevlid okutuluyor. Onun için hem de köyümüzü görmek, silah-ı rahim yapmak için buraya geldik.
Buradayız. Mevlüt okundu şu anda. Bahçesi çok güzel caminin. Herkes burada ikramlarını aldı. Şimdi dağıldılar epeyce. Biz de buradan Konya'ya gideceğiz. Konya'dan uçakla İstanbul'a gideceğiz. Geldiğime çok memnun oldum. Tanımadıklarımı tanıdım, gördüm. Köyüm hakkında bilgiler edindim. Ve bu köyün çok ilerleme kaydettiğini gördüm. Çok memnun oldum.